...TV yüz ekranlarında kayıt dışındasınız efendim. Oktan keleşle ...Türklüğün gizemli sorularına... ...cevaplar arıyoruz efendim. Şimdi Oktan... ...kaldığımız evet, evet. yerden devam edelim. Tabii. Kısa bir reklam arası verdik. Evet şimdi bir kaman var önümüzde. Evet. Şimdi üstüne bakıyorum... ...işte garip giysiler... ...ve aksesuarlar var. Bunlar nedir? Ne işe yarar? Yani elindeki işte şapkasından elindeki enstrümandan hepsinden bize hızlı bir şekilde bahsetsene. Hızlı mı istiyorsun? Evet hızlı olsun. da çok şey konuşacağız. Mi? Şimdi kamanımızı tanıtayım. Hamdi Cenk Düzgit kardeşim doktordur aynı zamanda tıp doktorudur. Sağ olsunlar ve bizim bir kam ekibimiz vardır. Onların bir üyesidir. Bütün kam ekibine selamlarımız olsun. Şimdi bu kıyafetlere manyak ismi veriliyor. Bildiğimiz manyak. Evet. Argo falan bir kelime manyak değildir. Manyak buradan mı gelme? Oradan gelme. Evet, manyak tamam. kelimesi tabii deliliği bizde biraz hani çağrışa manyak mısın falan. Argo değildir. Kıyafetin ismi manyaktır. Manyota kelimesi de buradan gelmiştir. Evet. Çarpma. Elektriksel evet. bir akım vesaire. Üzerindeki kıyafetlerden Anadolu Parsı. Benekli Pars. Bu ki orijinal bir manyaktır. Bu Kaç bir... yüzyıllık bu kıyafet? 200 küsür senelik. Evet. Bazı parçalar daha da eski 500-600 senelik olanları da var. Üzerimde de bir Kızıl Dereli kam kıyafeti var. Bunlar orijinal Seni de kıyafetler. İstersen. Tabii ben istersen e, tamam. tamam. aynı şekilde tanıtımı yapayım. Tamam. Şöyle bu manyak benim manyağım. İçindeki değil. içindeki deli yiğitlerden. Kıyafet. Evet. Göktürklerde manyah diye bir kişi İstemi Kağan'ın emriyle Bizans kayıtlarında vardır. Roma tarihinde İstanbul'a gelir ilk Göktürk elçisidir. İsmi de manyaktır. Tamam. Çok güzel. <laughs> Bu kıyafet neden orada da gelmişler, kam gösterileri yapmışlar, Beyazıt Meydanı'nı tarif ediyorlar bugünkü. Şimdi kılık kıyafet tamamıyla hayvansal, organik ve doğaldır. Nedir? İşte bir kurt e, başı vardır, bildiğimiz orijinal. Şapkası. Kurt, evet. evet, börk diyoruz biz ona, kurt kafası. Hafif şöyle döndürebilirsek, e, kartal tüyü yüksekleri temsil eder. Bu hayvanların... Şeyi çok önemli şu da aslında kafa çevirdiği zaman maske yüzde şu şekilde hemen göstereceğim. Çünkü bu önemli. Arkaya mı bağladınız? Şöyle alalım. Çünkü orijinal bir görüntüyü kıymetli izleyenlere göstermek istiyorum. Aslında kamlar şu şekilde rütelerini yaparken maskeli yaparlar. Mask. Niçin? Tin çalınmasın diye. Tin, ruh demektir. Tamam. Tin. Karşısındakinin ruhları ve diğer ruhlarla iletişime girer. Bu manada hayvanların mesela kurt çene kemiği, pars kafası, şöyle döner misin? Pars kafası, ayakları yine işte timsah Biraz derisi. Biraz daha çevirelim ekran görsün. Tabii, böyle tamam. Sen uyarırsan sevinirim. Tamam. Yine şöyle tam arkasını dönelim. Bu timsahtan dönerim. bir çanta değil mi oradaki? Evet. evet. Yılan Niçin derisi. Ne var onun içinde? Ne Şimdi koyuyor söyleyeceğim. Lan? Bunların içerisine göstereceğim evet. orada eğer müsaade edersen biraz sonra. Şöyle dönelim tekrar kıymetli izleyenlerimizin. Aynı zamanda kamlar baksıcıdır. Baksıcı destan anlatan, maya anlatan. Yani o Ergenekon destanı, Kurt Türeyş destanı dedi Yani bugünkü dille gavurca Storyteller dedikleri, okay, hikaye anlatıcı Aynen budur tamam. ama olmuş anlatırlar. Evet, tamam. Ve olacağı anlatırlar. Ve hayvanların ruhlarına girerler. Örneğin aşina, geyik. Geyik Biz evet. Daha keçisi betimlemesi de vardır. Şu görmüş olduğunuz gibi yılan derisi, balina kemiği nedir bu? Yer altına girer, erli kanla mücadele eder, çıkar senin için eğer ritüel yapıyorsa senin ruhunu bugünkü cinci hocalar gibi düşünmeyin ama onlar tam şaman yani çünkü evet. biliyorsun ne demek istediğimi ironik bir kelime yaptım. Neden böyle yaparlar? Esperi sarfilin. Ah seni takvim en üste yarattım en aşağılara indirdim. Ayetini düşünsünler... Gelme Şamanlar. Gökün diyor. Evet. Hayvanların kılığına ve ruhlarına inme Anadolu tasavvufunda, Türk tasavvufunda, Hoca Ahmet Yesevi tasavvufunda da mütevaziliktir. Ne yaparlar biliyor musunuz? Tengriye yakarışta bulunur. Ertan'ı kurtar, Ertan'ı kurtar. Ama nasıl? Ertan'ı kurtar diyen kaman veya kam, gim, gımın Tengri'nin yanında değersiz olabilir. Yani o anda Tengri ile bağ birazcık arası açık olabilir. Anlaşacak şekilde söyleyeyim. Ne yapar? yılanın tinine girer yerde sürünür. O hani lülülülülülü kızın derili hareketleri işte kam hareketleri geri saçması şeyler değildir. Ne yapar? Yılan gibi sürülür. Ne yapar? Bir parsın kılığına ruhuna girer. Dört ayak üzerinde emekler. Ve kendini bir manada insan sıfatından çıkartıp esmeri safilin onların diliyle yakarış. Yapar Tengriye. Yani, Ertanı kurtar. Aslında, Yılanın ağzıyla Ertanı kurtar. Kam'ın en önemli görevi buradan şunu anladım. Yanlışımı yine söyle. Diyorsun ki, Estağfurullah. Kam, herhangi bir kişi kama geldi. Evet. Dedi ki, ya benim şöyle bir sorunum var. Hasta olabilir. E, <laughs> veya da bir soruna çözüm arıyordur veya da o toplumun bir problemi de olabilir. Kama bağlı olan toplumun kam onlara göre Tangri'yle ee, ...o toplumun sorunlarını çözmek için bir iletişim aracı Alıcıdır. gibi. Aracıdır. Değil mi? En tamam. azından bir plesava etkisi tamam. yapar ya. Tamam. Okay. Yaşayan... Peki elindeki enstrümanlar ne işe yarıyor? Hemen ona gelelim. Genelde manda derisi keçi derisinden buna ne ismi veriyoruz? Kam tüngürü. Tüngür. Ama kam tüngürü. Buna bendir ismi, defi ismi, davul ismi, kam davulu falan derler ama... ...orijinali budur. Zaten bu oradan gelme, gelme. Bu Orta arada Asya'dan bir sesini gelme. duyabilir miyim? Ben, ben içeride o sesi çok beğendim. Derisi ne bunun? <laughs> bu keçi derisinden. Peki ben buraya çok getirdim. Evet, üzerindeki işlemeler ilginç. Evet umayanayı ve çeşitli süfli varlıkları betimliyor mücadelesini. Şimdi müsaade edersen şu şekilde aldığım zaman onu da aldığım zaman. Hacivat Karagöz gölge oyunu vardır. Kam evet. ateşi yakılır. Bu deli olduğu için ışık buradan süzer. Bu ziller de kötü varlıkları kovmak adınadır. Ama bunu tekrar söylüyorum. Totemcilik olarak düşünmesinler. Şimdi seslerle, danslarla Mevlana'nın dediği kuru deriden dostun sesi geliyor. Bakın, evet. kanlıktır Halil İnalcık Hoca bir şey demiştir. Akşemseddin bir kamdı. Sizin evliya diye bildiğiniz, merhum Halil İnalcık Hoca biliyorsunuz, hocaların hocası diye Türkiye'de bilinir. Ve bir programında, ki ben bunu yıllar önce söylemiştim, Yunus Emre bir kamdı. Tabii Yunus Otacıydı emreden. çünkü Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin özellikle otlarla tedavi etmiş ve bir kamdı ve yine Halil İnalcı Koca'yı analım. Bütün kam adetleri İslam tasavvufuna, zikir ayinlerine, musikiye girmiştir. Mevlana onun için diyor, kuru deriden dostun sesi geliyor. Dost kim? Takdir edersin ki izleyenler de anladı. Şimdi ben üzerimdekilerle sana bir manyeto çakayım mı? Lütfen. Teşekkür ederim. Şimdi bu görmüş olduğunuz Çerokilere ait bir kızıldirelik kam orijinal kıyafeti bilmiyorum. şu anda kamera alıyor ben görüyebildim. Evet. Kaplumbağalar Türk, ön Türk bilgilerinde devleti temsil eden ağır hareket ettiği olgun ve bilgeli temsil eden. Uzun yaşadıkları için. Gibi aynen öyledir. Bu görmüş olduğunuz ya da taşı. Ama ya da taşına biraz sonra girelim mi? bak ben bunu bir. Aynı zamanda bir musiki aletidir. Üzerindeki semboller neler? Semboller Bir yılan. yakın alalım mı o da taşı örneğini? Tabii hemen evet. sembolle Kartal vardır. Hüma evet. kuşu, Tuğrul kuşu, Tuğrak kuşu. Kartallar yüksekten uçar. En yüksek devleti de onun için temsil eder. Ön Türk evet. adetidir. Bakın şurada arkasında da yılan ve sekiz köşeli Türk yıldızı vardır. Bakın şurada. Hani evet. çoğu yanlış bilir onu Yahudi yıldızı falan zannederler evet. ki sekiz yıldızı köşeli Tabii. yıldız vesaire. Erli kanı. Selçuklu'nun da Türkleri zaten bir Ön Türklerden evet. beri vardır evet. Tamgalar'da. Şu görmüş olduğunuz kurt ayağı. işte e, yine bir mumya timsah başı. Bunların hepsi orijinaldir. Kabilenin arması vesaire ama ben şimdi o manyetoyu çakıyorum sen söyleyeceksin. Şimdi, Aslında pas atıyorum arkamı döneyim mi? <laughs> evet lütfen. Kız, kıymetli izleyenlerimizden özür dileyelim. Şöyle bir şey oldu. İçeride e, işte toplandık bir hani sohbet ederken ben ilk defa görüyorum tabii bu kıyafetini senin bir anda arkanı döndüm bana dedim ki onun şimdi dedim bir tane şey patladı şimşek çaktı dedim ki onun ne olduğunu biliyor musun bir dön bakalım gösterelim evet buyurun tamam mı abi? Efendim bu yakından alabiliyor muyuz Şöyle... tam böyle yaklaşabilirsek evet Tamam. Şimdi bakın sevgili dostlar... ...bu aslında bir kilim deseni gibi duruyor değil mi? Ee, size ne dedim ben? Biraz önce anlatmıştım. Şöyle e, Türkler ve Kızılderililer diye bir kitaptan bahsediyoruz. Bu kitap biliyorsunuz Reha Oğuz Türkkan'a ait olan kitap. Burada Reha Hoca, rahmetli Reha Hoca bunları çok iyi anlatır. Kızıl Kızılderili, Kızılderililerle Türklerin sembolleri hemen hemen aynıdır. Yani... Çünkü Bering Boğazı'ndan yukarıya doğru geçip Kuzey Amerika'dan aşağıya doğru inmişlerdir der. Şimdi bu aslında arkasında bir daha tam görelim isterseniz kamera. Şimdi bu Agarta'nın veyahut da Şambala'nın bazılarına göre düşman iki grubun aslında Agarta'nın yani oyuk dünyanın haritasıdır. Bakın belki Türk televizyonlarında ilk defa ifşa ediliyor böyle bir şey. Bir daha söylüyorum. Bu bir kilim deseni gibi gözükse de bu bir Agarta ve Şambala'nın yani dünyanın içinin bilmeyenler için söylüyorum. Oyuk dünya içinde başka bir dünyanın olduğu, yaşanan bir yerin olduğu ve kimine göre Ergenekon efsanesinin de buna bağlandığı bir haritadan bahsediyoruz. Şu anda Oktan'ın arkasındaki sembolden. Evet. Dönebilirim değil mi? Lütfen. Teşekkür ediyorum. Böyle bir katkımız olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Tabii bu Türk televizyonları da ilk defa bunların Tabii. hepsi birer sanat eseri gibidir ve orijinaldir. Ve çok eskidir bunlar. E, 200-300 seneye dayalı kızıl dereliler. Aynıdır dedin ya Türklerin. Evet. Ben ona kambala diyorum. Bizim de kambalamız. Kam ve bala. Bala çocuk demek. Z kuşağına Tabii. atıf edelim. Balam Kam de. Bala. Evet. Eyvallah. Evet. <laughs> ve dolayısıyla da dediğin gibi Kızılderililerinin o Belik Boğazı efsanesinden mağarında e, işte Cengiz'den kaçan, Cengiz Han'dan kaçan Uygurların da işte 1200'lü yılların başında Çin gemileriyle gittikleri vesaire e, o buz şeritinden yani Sibirya ve Alaska köprüsü dedikleri jeolojik buzul çağı döneminde ve birçok yabancı belgeselcinin ve ...aynı zamanda üniversitenin tamamıyla ispat ettiği DNA genlerle... ...Kızılderililerin birçok e, kabile ki ben onların isimlerini buraya getirdim... ...hatta onların reisleriyle görüştüm Kullanılan reisle... kelimeler dahil olmak aynen, üzere. Aynen, aynen. Evet. ve Çünkü kan örnekleri de bire bire aynı. Y kromozomlu ve çok önemli bir şey... ...Anadolu'da bile, Anadolu'da bile bu yerliler hüküm sürmüşlerdir. Evet. Yani şimdi tabii bilmiyorum... Ee, ne kadar anlatımım yeterli ben, geldi e, mi? Ben devam ilgili fazla bekletmeyelim. Yüzündeki maskeye biraz daha yakından bakmak Şimdi, istiyorum. Tabii, is Şimdi e, yüzündeki maske neyi ifade ediyor? Yani anladık ki herhangi ha. bir ruh, aslında ruh çalınma meselesi değil mi? Tin. Tin tamam. Evet. Ben bir şey daha söyleyeyim mi ilk defa? İşte ilkleri söyleyelim. Evet. Birazcık şov yapalım istersen. Cellatların maske takması özellikle Osmanlı'da kara cellatlar vardır evet. Osmanlı belgelerinde kim olduğu belli değildir hani derler ki tanınmasın diye o maskeyi takıyor. hayır kamadetidir çünkü ruhu alacaktır cellat evet. İdam edecektir ruhunu tinini çalacaktır o ruh onu görmesin. Ve öte alemde uçma dediğimiz ya da ahiret alemi dediğimiz yerde onun peşine düşüp hesap sormasın. Tanımasın diye maske takılır. kama adetidir. Yani ritüellerde... kama adeti Heh. yüzü saklama saklama anlamına gelen. Evet. Bir de ruhun evet. bir şekilde birlikte ilişkiye girilen ruhun kendisini tanımaması için yapılan bu aslında ritüel daha sonra batıda... Celle, e, cellatların kullandıkları Ay, yalnızca gözlerinin aynen, açık olduğu aynen. Kukuleta giydikleri eyvallah hemen hemen. çok doğru tabii ki e, ne diyorlar tanınmasın diye şimdi maskeyi tanıtalım biraz. Evet. Daha. Bakın aynalar vardır. O ritüel yaptığı zaman aynalara ışık vurur. Eğer gece ritüeli yapıyorsa kam ateşinin ışıkları aynalara yansır. Gündüz ise güneşin ışıklarıyla aynalara yansır ve senin gözünü alır. Göz kamaştırır. Evet. ...ve dolayısıyla sen kama odaklanamazsın. Kam da rahat rahat... ...tinler arasında... ...işte yerde sürünerek... ...o tengriye yakarışında veya ruhlardan yardım isteşinde... ...yerin altına ak kamlar... ...kızıl kamlar... ...gök kamlar... Evet. Bir tabi Doktor onların... bir arkanı dönsene. Kıyafetin arkasında bir şey. Şimdi bu nedir beyaz olanlar? Bunlar kemikler. Yine evet. hayvan kemiklerinden yapılmış. Ve burada işte şu tengri tamgasının aslında hilal gibi olan... Ay'ı temsil ettiği söylense de aslında Ay değildir bu. Kemikten yapılmış ve e, Baksı yani Manya, dünya, arz bir hapishanedir. Göktürkler kamlar vasıtasıyla Türk kavmini kurtaracaktır. Ve asıl ötükeni, ok-oz dediğimiz uzak ötükene götürecektir. Yani inanç şudur. cennet diyelim. Hani... Tabii, aslında Muğ'un evet. temelinde de o vardır. Tabii. diyoruz, Umu gezegeni olmadığına malum bilmiyoruz şu anda. Bunların hepsi de bir gezegen tabii, tabii. battı da dünyaya geldiler oradan yayılmış olabilirler mi diye düşünmek lazım. Yani Mu kıtasının batmasıyla birlikte Nuh'un oradan ayrıldığını da söyleyenler Söylerler. var. Dünya dışı bir şekilde başka bir gezegen batarak dünyaya geldiğinde söyle iddialar var. Evet. Eyvallah. Ben bununla ilgili başka bir şey söyleyecek şöyle misin? Şöyle söyleyeyim. Ee, görmüş olduğunuz gibi Kızılderili kıyafetleri kamp giysileriyle Türk kam giysileri bire bir neredeyse aynıdır. Evet. Ve ben Kızılderil reislerine şunu sordum. Hatta dediler ki bana, Amerika'ya selam olsun bu arada o reislerle itibatı kurdular, bir araya geldik. Büyük kamlarla, büyük Kızılderil reisleriyle. Emin olun anlattıkları şeylerin hepsi erdemlilik üzerine. Tabiat, ahlak vesaire. Yani dersin ki karşında bir Mevlana konuşuyor. Hatta sözleri de dahil olması. Ya birçok tabii, tabii. şey. Dolayısıyla da şunu özellikle söylemek istiyorum dedi ki kullandığım bir şeyi bana hediye ver. Ben de de güzel bir dumas kost dediğimiz ee, bir bıçak vardı ama bu onu verdim pusat istedi. O da bana çok hediyeler verdi. Burada e, birazdan göstereceğim müsaade edersem ben ayakta bazıları Lütfen tanıttayım. lütfen lütfen. E, kamımızda işimiz bittiyse. Bitti. Yani sonra yani çağırırsan. Söylemek istediğim başka belki bir şey varsa. Söylemek istediğim no, o kadar çok, çok şey var abi. ama şimdi. Ben şimdi yalnız şey Kızılderililerin. derilerin. Ee, Kızıl derilerin başlarına taktıkları kartal tüyleri aynı şekilde Türkler de yapıyor değil mi? Zaten ön Türkler. Zaten ön Türklerde var. Tamam. Kızıl sonra da kartal tüyü, baykuş tüyü, şahin doğa hepsinin anlamı var. Hepsinin tüy sarma vardır Anadolu'da. Duydunuz mu hiç bilmem. Tabii, tabii Tüyler yatağa tabii, sarılır, yatağı sarılır yatağı vesaire sarılır. falan. Evet. Belki biraz sonra müsaade edersen onlardan bazı bölümler okurum. Tüy yerine bakın. Bu aynı zamanda Uygurlar.